İyi günler arkadaşlar. Değerli basın mensupları, bildiği gibi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler yapıyoruz. Şu anda 2021 yılının bütçesini, 2019 yılının da kesin hesap kanun teklifini görüşüyoruz. Bütçe, bir sonraki yıl yapılacak olan işler ve onlarla ilgili harcamaları gösterir. Çok basit bir tanımıyla. Kesin hesap kanun teklifi de daha önceki yılda yapılan harcamaların Sayıştay tarafından denetlenmesi sonucu gönderilen raporların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması, konuşulması ve tartışılmasıdır. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütçesini geçen hafta görüştük. Kesin hesabını geçen hafta görüştük. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün birlikte 2019 yılında yaptıkları harcama en az 80 milyar lira. 80 milyar liranın üzerinde bir harcama yapmışlar. 2019 yılında yap, işlet, devret projeleri hariç. Bir borçlu ekonomide bunun ne kadar değerli olduğunu sizler takdir edersiniz. 80 milyar gibi bir rakamın ne kadar önemli olduğunu takdir edersiniz. Bu yapılan 80 milyarlık harcamayla ilgili Sayıştay denetçileri görevlerini yapmışlar, gitmiş denetlemişler, yazdıkları raporu Sayıştay'a göndermişler. Sayıştay da tam olmamakla beraber denetçilerin bulgularından yararlanarak bir rapor düzenleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiş. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kesin hesap görüşmeleri sırasında bunları dile getirdik. Buradaki bulguları ilgili bakanına sorduk. Cevap vermesini istedik. Çünkü her iki kurumda, bakanlıkta ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nde toplam 97 bulgu var. Yani 97 sorun tespit etmiş Sayıştay denetçileri. Toplam 97. Bu konuyla ilgili olarak bilgi vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, milletvekillerinin sorularına bilgi cevap vermek bakanların görevidir. Bütçe hakkıyla ilgilidir, demokrasiyle doğrudan doğruya ilgili konulardır. Çok önemli konulardır. Ancak biz bu konuları sorduğumuz zaman Sayın Bakan'a şöyle bir cevap verdi. Burada arkadaşlarımız Sayıştay sorgularından bahsediyor. Arkadaşlar, Sayıştay bir bulgudur. Bu ya bulgudur. Bulgular bize gelecek. Bunlara cevabımızı vereceğiz. O zaman görüşürüz. O zaman konuşuruz bunları. Sadece bulgudur. İncelenmiş bir dosyada bir bulgu bulunmuş. Buradaki süreçte devam etmektedir deyip geçiştirmeye çalıştı. Halbuki biz bütçe görüşmeleri yapıyoruz. Kesin hesap kanun teklifini görüşüyoruz. Böyle bir ortamda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularına cevap vermesi lazım. Sayıştay raporlarında tespit edilen bulguların, sorunların cevaplanması lazım. Demokrasi bunu gerektirirdi. Maalesef Sayın Bakan'dan bunu göremedik. Aradan geçen bir hafta süre içerisinde de yazılı olarak henüz bu konularla ilgili bir cevap alamadık. Bunlarla ilgili sizlere birkaç örnek vermek istiyorum. Kamuoyuyla bu konuları Plan ve Bütçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak paylaşmak istiyoruz. Bakın, mesela Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Sayıştay raporundan bazı bulguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bulgu 12. Yap, işlet, devret modeliyle yaptırılan Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolu işinde görevli şirketten kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin kullanım bedellerinin tahsil edilmemesi. Bu belki teknik bir başlık ama bunun sonucu olarak 568 milyon lira kullanım bedeli görevli şirketten tahsil edilmemiş. Bu Sayıştay raporunda belirtiliyor. 568 milyon lira kullanım bedeli görevli şirketten tahsil edilmemiş. Bunun hesabını sormayacak mıyız? Bunun hesabını vermeyecek misiniz Sayın Bakan? Bulgu 13. Yapım işi ihalesinin Danıştay kararı ile iptal edilmesine rağmen işin devam ettirilmesi.
Danıştay kararıyla iş iptal ediliyor ve daha %5'i yapılmışken iş iptal ediliyor. Buna rağmen idare tarafından iş devam ettiriliyor ve işin tutarı da 504 milyon lira. Bunlar hukuksuz yapılan işler. Bulgu 14. Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilen yapım işlerinde mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde iş artışı yapılması ve süre uzatımı verilmesi. Bir ihale yapılıyor. Daha sonra mevzuatta belirtilen sınırların ötesinde iş artışı yapılıyor ve süre uzatımı veriliyor. Ne kadarlık bir iş artışı yapılmıştır tahmin edebilir misiniz? %1438'e varan oranda iş artışları yapılmış. Ve 25 yıla kadar da süre uzatımı verilmiş. Bunları sormayacak mıyız? Bulgu 15. Proje değişikliklerinde yüklenicinin yüksek teklif verdiği iş kalemlerinin tercih edilmesi. Bu konuları bilenler bilir. İhale sonrasında birim fiyatları ve mevzuat ile çelişkili olarak yapılan imalat tercihleriyle pahalı olanlar tercih edilmiş ve kamu önemli ölçüde zarara uğratılmış. Burada Sayıştay raporunda ne kadar zarara uğratıldığı belirtilmiyor. Bulgu 16. İşin yapımı sırasında ihaleye esas projelerin değiştirilmesi sonucu yeni imalatların ihale koşullarında oluşan fiyatlardan daha yüksek bedelle yaptırılması. Bunun sonucunda da mesela burada Sayıştay raporunda belirtiyor. Klasik armatürlerden vazgeçilmiş ve 6 milyon lira ödenmesi gereken bu aydınlatma armatürlerine 21 milyon 500 bin lira ödenmiştir. Bunun hesabını sormayacak mıyız? Bulgu 17. İhaleye esas projeler arasında yer almayan, yaklaşık maliyet hesabında da dikkate alınmayan işlerin herhangi bir onay olmaksızın yüklenici tarafından yapılması ve bedelinin ödenmesi. Değerli arkadaşlar, bakın burada da yaklaşık maliyet bedeli 19.568 lira olan bir kalemle ilgili olarak, iş kalemiyle ilgili olarak inanılmaz. 17 milyon lira ödenmiş. 19.568 lira olarak belirlenen iş kalemi için 17 milyon lira ödenmiş. Usulüne uygun olmadan. İnanılmaz rakamlar. Bunların hesabını sormayacak mıyız? Sayın Bakan bunların hesabını vermeyecek mi? Bulgu 18. Köprü yapıları inşaatlarında yüklenici ve denetim elemanları tarafından onaylı projeler üzerinde değişiklik yapılması. Bunu eleştirmiş Sayıştay. Mesela ihale konusu köprünün orta ayağı onaylı projesine göre 2 metre 95 santim daha kısa yapılmış. Ama buna rağmen temel hesapları revize edilmemiş, idareden değişiklik onayı alınmamış. Bunlar hepsi sıkıntılı konular, sıkıntılı işler. Bunların hepsinin Sayın Bakan tarafından cevaplanması gerekirdi. Bulgu 19. Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işlerinde mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmaması ve metraj listelerinin gerçekçi hazırlanması. Yani bunun sonucu da bunlar tabii teknik başlıklar ama müteahhit yaklaşık maliyete göre, müteahhit %153 oranında zamlı işler yapabilmiş. Bunlar Karayolları Genel Müdürlüğü'nün raporunda, Sayıştay raporundaki bulgulardan bazılarıydı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Sayıştay raporunda da benzer konular var. Birkaçını yine sizlerle paylaşayım. Bulgu 16, kent içi raylı sistem, metro yapımı işlerinde uygulama projelerinin hazırlanmasında ekonomiklik kriterinin tercih edilmemesi, ihmal edilmesi sonucu milyarlarca lira daha fazla ödeme yapılıyor müteahhitlere, Sayıştay raporunda var. Bulgu 18. Mühendislik hizmet alımı işlerinde mevzuata uygun olmayan iş artışlarının yapılması. Hemen hemen bütün ihaleler başlangıç sözleşmesine aykırı bir şekilde yapılıyor. Daha sonra sözleşmeden
sözleşme tutarından çok daha yüksek meblağlarla işler bitiriliyor ve mevzuata aykırı bir şekilde yapılıyor tüm bunlar. Bulgu 20. Yapım işlerinde kamu birim fiyatlarında bulunmayan raiç bedellerinin tespitinde mevzuat hükümleri dışında işlemler yapılması. Burada da kamu birim fiyatlarında bulunmayan raiç bedellerinin ticaret ve sanayi odalarına sorulması lazım. Ancak oralara bile sorulmadan milyonlarca liralık usulsüzlükler yapıldığını Sayıştay tespit ediyor. Bulgu 22, yapım ve danışmanlık ihaleleri sözleşmelerine hüküm konulmak suretiyle idarenin ihale konusu işle ilgili olmayan genel ve sürekli ihtiyaçlarının karşılanması. Bir ihale yapılıyor. Devletin çok şükür parası var. Devlette 100 bin civarında biliyorsunuz otomobil var. Ama bu ihale sonucu müteahhitten maalesef Ulaştırma Bakanlığı otomobil almış, ofis gereçleri almış, cep telefonu almış, personel istihdam ettirmiş, harcırahların bir kısmını müteahhide ödettirmiş. Bunların hepsinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca açıklanması gerekir. Bürokrasi tarafından açıklanması gerekir. Demokrasi bunu gerektirir. Değerli basın mensupları, konuyu bilenler açısından bunlar gerçekten inanılmaz suistimallerdir. Hatalardır, yolsuzluklardır, usulsüzlüklerdir. Sayıştay'a göre Ulaştırma ve Karayolları ihalelerinin genel durumu maalesef budur. 21B ile Kamu İhale Kanunu'nun 21B'si ile ihaleler yapılıyor. Ondan sonra da hiçbir ihale başlangıçtaki fiyatlarla tamamlanmıyor. Usulsüzlüklerle, yolsuzluklarla devlet istismar ediliyor maalesef. Biraz önce belirttiğim gibi 2019'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nde toplam 97 Sayıştay bulgusu vardır. Bunlar sorunlu bulgular, bunlar cevaplanması gereken bulgular. Normal zamanda olsak bunlarla ilgili olarak bizler Devlet Denetleme Kurulu'na, teftiş heyetlerine veya Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurularında bulunup bunların araştırılmasını isteriz. Ama öyle bir dönemde değiliz. Bunların gereğinin yapılmayacağını biliyoruz maalesef. Ama öncelikle her şeyden önce ilgili bakanın ve bürokrasinin yasama organına yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hesap vermesi gerekirdi. Maalesef ilgili bakan konuyu küçümsemiş, millet iradesini dolayısıyla küçümsemiş ve bilgi vermemiştir şu ana kadar. Şimdi sizlerin aracılığınızla biz Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak soruyoruz Sayın Bakan'a. Sayın Bakan, devlet babanızın çiftliği midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin tezahür ettiği yer değil midir? Neden Sayıştay bulgularını cevaplandırmıyorsunuz? Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sorumuz var mı? Biz bu ara komisyon olarak komisyon çalışmalarına, bakanlık bütçelerine odaklandık. Bu konuyla ilgili olarak sanırım bugün Sayın Meral Akşener'le yapılan görüşmede de Sayın Genel Başkanımız cevap verdiler. Onun için biz konuya girmeyelim müsaade ederseniz. Teşekkür ederim. Konuyla ilgili, bütçeyle ilgili sorularımız var mıdır acaba? Asıl Türkiye'de siyasetin yapıldığı yer bütçedir sonuç olarak. Somut siyasetin yapıldığı yer. Yani 2021 yılında ne kadar harcama yapılacak, hangi işler yapılacak, kimden ne kadar para toplanacak, kime harcanacak, kime verilecek, bütün bunlar 2021 bütçesinde konu edilen, eğer anlıyorsak tartışmamız gereken, siyaset yapıyorsak muhakkak konuşmamız gereken konulardır. Ve daha önce 2019 yılı, bir önceki yılın yapılan harcamalarının da usulüne uygun olup olmadığının araştırılması, tespit edilmesi, konuşulması,
yasama organının en önemli görevidir. Biz bunlarla yoğun olarak plan ve bütçe komisyonu üyeleri olarak uğraşıyoruz. Özellikle bu konularla ilgili olarak sorular olursa memnun oluruz. Teşekkür ederim tekrar. İlave edecek bir şeyiniz var mı? Çok teşekkürler arkadaşlar.